O masayı kuran irade Kemal Bey'i o genel başkanlığa getirdi ve o genel başkanlıktaki ömrünü de o masayı kuran irade belirleyecek. O masanın iradesi okyanus ötesinde. O masanın iradesi bugün kıymetli Fethi abim söylemiş. O masayı kuran irade Fethi Yıldız'ın cümlelerinde gizli. Dolayısıyla hiç kimse şuna evrilmesin. Ya bu bir erdemdir. Kaybeden gider. Arkadaş o Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. O meşhur 12. 13. kata bir baksınlar. Eğer zerre-i miskal yüzlerinde, duygularında edep, haya, ar, şeref, haysiyet varsa istifasını koyarlar. Genel başkana derler ki ya biz başaramadık. 6 puan, 8 puan fark atıyorduk. Affedersiniz telliği koysak kazanıyorduk. Ezdi geçti Cumhur İttifakı. Sayın Erdoğan ve ona her zaman omuz omuza bakın. Biz gittik Mustafa abimle gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinde hiçbir yerde olmayacak bir bayrak vardı. Bir yerde lider Devlet Bahçeli, bir yerde Sayın Erdoğan, altında omuz omuza. Ülkücü hareketin emekleri ödenmez ya, bu seçim sürecinde. Yani bu seçimin asıl gaibi herkes baksın. Milliyetçi fikriyettir evet, yani. Milliyetçi ülkücü iradedir. Bu seçimin asıl iradesi bizim her şeyden öte göz bebeğimizin teşkilatımızdır. Bu seçimin asıl galibi ülke ocaklarıdır. O sandıklara sahip çıkan çocuklar gencecik asenalar bozkurtlardır ya. Nasıl saydılar, nasıl adeta mücadele verdiler. Gidip Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezindeki o bayrağa baksınlar. Bugün bir bayrak indi. Ben Kemal geliyorum bayrağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden böyle indirerek hızlı hızlı ben Kemal gidiyorum şeklinde indirdiler. Gitti bayrak. Bizim durduğumuz yer belli ya. Biz bu ülkenin hakikaten başarılarına değil cefasına adeta gönül vermişiz. Bir baksınlar hangi bakanlığı, hangi vekilliği, hangi bürokratik kadroyu istemiş Devlet Bey. Bir tane göstersinler, ben çıkacağım istedikleri bütün özrü dinleyeceğim. Hala Devlet Bey seçim gecesi konuşma yapıyor. Seçim gecesi bir alkış tufanı yükseltiyor. Hayır, eliyle bastırıyor. Evet. Müthiş bir devlet adamlığı. Teenniye sağduyuya devlet davet ediyor oradaki hazırını. Ve son derece vakarlı bir duruşla muazzam bir şekilde soruları alıyor. Evet diyor, inanılmaz bir tefekkürle de külliyeye gidiyor milletin evinde. Belki orada o alkışlayanlar arasında muazzam bir edebiyle duran belki de tek kişiydi. Yani birileri orada farklı bir yüz ifadelerine bürünüyordu ama Devlet Bey vakarla durup orada riyaseti cumhurbakanını ve milletine teveccüh gösterdi. 300 günümüz var. Yayından önce de konuştuk Mustafa evet. abiyle. Doğru bir strateji, evet. doğru evet. adaylar, doğru ekipler şey. Üzerinden 300 gün sonra 29 Mayıs'tır İstanbul'un fethinin seneyi devriyesi. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana milliyetçi ülkücü iradenin payandasında olacağı doğru adaylarla Cumhur İttifakı'na tekrar avdet edecektir. Bir takım kepazelikler üzerinden siyaset yapıyorlar. Bugün gitmiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmiş. Fatih Ülke Ocakları da gitmiş. Ekrem Bey'in ardından gül sularıyla orayı adeta temizlemiş zemzem sularıyla. Bak bu çok önemlidir. Hiç kimse milliyetçi ülkücü iradeyi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışmasın. Bugün. Allah'ın izniyle Eser Bey 300 gün sonra o İstanbul'un şehir eminliğini de biz aslını avdet ettirmeyebiliriz. Doğru aday, doğru ekip, samimiyet, disiplinli çalışma ve insanlara, millete dokunarak doğru bir strateji. Bunun da tabii ki temelinde milliyetçi ülkücü irade ve lider Devlet Bahçeli olacaktır. Onun işaret edeceği istikamete biz ok misali gibi gideriz. Emrindeyiz. 300 günümüz var. Liderimiz emretsin. Sokak sokak, ekran ekran gideriz. Ferden ferden, ruberu insanlarımıza anlatırız. Bu Ekrem Bey'in, bu Mansur Bey'in. Bakın gördü. Keçiören Belediye Başkanı tweet'i orada. Mustafa abi okusun. Rezalet içerisinde Ankara. Bakın rezalet içerisinde. 3 tane mazgalı temizleyemiyorlar. Okusun Mustafa abi.